Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etaba hoş geldiniz sevgili seyirciler. Programımıza Opet Test köşemizle başlıyoruz. Seyirciler, bu hafta konuğumuz bir SUV. Biliyorsunuz son dönemin trend otomobilleri SUV'ler. Artık gittikçe herkes SUV'leri tercih etmeye başladı ama bu görmüş olduğunuz otomobil SUV deyince bana göre diğerlerinden biraz ayrışıyor. Çünkü en dinamik, en spor, en çarpıcı SUV olarak nitelendiriyorum ben Cupra Formentor'u. Şimdi bazı algılarda karışıklıklar var. Biliyorsunuz Seat markası Cupra ile anılıyordu. Modellerine Leon Cupra gibi takılar ekliyordu. Daha sonra Cupra'yı buradan tamamen ayrıştırdı ve yepyeni bir markaya attı. Bu aslında sektörde ilk değil. Modellerin isimden yeni marka yaratma trendi. Ama hepsinin başarılı olduğunu söylemek pek de mümkün değil. Cupra 4 senelik bir macera, 4 seneyi tamamladı ve bu marka altında yepyeni modelleri piyasaya sürmeye başladı. Neden Cupra? Seat'ın sportif, atak, dinamik modellerini Cupra markası altında toplamaya karar vermesinden sonra başladı bu iş. Ve dediğim gibi bu modeller artık çok daha sportif, çok daha güçlü, çok daha atak modeller. Hemen arkamda Cupra Formentor'u görüyorsunuz. Türkiye'ye gelen ilk Cupra modeli. O da adını, geleneği bozmadan İspanya'da bir yerden alıyor. Nereden alıyor onu söyleyeyim. Mallorca Adası'nın o sarp kayalıklarının bulunduğu Formentor burnundan alıyor. Evet, çok dinamik, çok çarpıcı dedik ama aynı şekilde logo da öyle. Cupra logosuna baktığımızda o kabilelerinin cesaretini, korkusuzluğunu sembolize eden bir logoya sahip. Aslında iki simetrik ters C'den oluşuyor ama kabile sembolü olarak da dikkat çekiyor. Bunun bir artısı daha var bence. O kadar güzel bir logo yapmışlar ki bunu dövme olarak kolunuza bile yaptırabilirsiniz. O zaman da kullanıcı ile araç arasındaki bağ da daha da güçlenmiş bir hale gelebilir. Evet, benim de çok sevdiğim logolardan bir tanesi. Ve bu logo görmüş olduğunuz gibi bakır rengiyle aracın tamamından ayrışıyor. Ve bu bakır tonu aracın değişik yerlerinde de bulunuyor. Şimdi Cupra Formentor'u size daha önce anlatmıştık. Hatta hatırlayacaksınız. Türkiye'nin efsanevi rally pilotlarından Volkan Işık'ı geçirmiştik direksiyona ve İzmit Körfez pistinde, Tosved'in özel pistinde bu aracın 2 litrelik versiyonunu kullanmıştık. Bu kez 1.5 litrelik versiyonuyla karşımızda. Sizlerden şu soru gelmişti. 2 litre biliyorsunuz vergi dezavantajı var. 1.5 litrelik versiyon Türkiye için çok daha uygun. Dolayısıyla bir de onun performansına bakın demiştiniz. Biz de onun performansını görmek için bugün Formentor'un 1.5 litrelik versiyonunu konuk ettik. Evet, kaputun altında 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor var. Ve bu motor gücünü 7'leri DSG şanzımanına aktarıyor. Cupra markasına özel olarak geliştirilen ilk model olan Formentor markanın da DNA'sını en iyi şekilde taşıyor. Görmüş olduğunuz gibi spor bir otomobilin çizgileriyle bir SUV karakterini çok iyi bir şekilde kombine etmiş durumda ve çok sportif, dinamik, atak bir görünüme sahip. Tabii ki bunda ön yüzün etkisi büyük. Şimdi ön yüze baktığımızda LED farları görüyoruz. LED farlar gündüz farlarıyla yandığında yine çok şık ve dikkat çekici bir şekilde gözüküyor. Tampona baktığımızda da geniş bir yapı karşımıza çıkıyor. Sis farları tamponun hemen ortasına, bu bölüme yerleştirilmiş, aşağıya değil. Bu alt bölümde ise rüzgar kanatları ve bir difüzör var. Bu da aracın sportifliğine vurgu yapıyor. Tam ortada ise, ızgaranın tam ortasında bakır renkli Cupra logosunu görüyoruz. Müzik
Yan tarafta ilk dikkatimizi çeken şey ise tabii ki 19 inç ebadındaki yeni tasarım jantlar. Bu jantlara 245-40-19 ebadında lastikler eşlik ediyor. Görmüş olduğunuz gibi Cupra logosu da yine tam ortada yerini almış durumda. Buradan yukarı doğru bakarken gözümüze takılan bir detaysa gri renkler, kontrast renkler. Aracımızın rengi petrol mavisi olarak geçiyor ve çok daha şık ağırbaşlı durması sağlanmış bu renkle. Cam göbeği rengini biraz siyah dokunuşlarla bu rengi elde etmişler ve bu renge de görmüş olduğunuz gibi hem çamurluk ağızlarında hem alt marşpiyelde hem de ayna kapaklarında yer vererek güzel tatlı bir kontrast oluşturmuşlar. Yan tarafına baktığımızda kupe görünümünü tavan çizgisiyle ve arkada yükselen kapı çıtasıyla sağlamışlar. Burası biraz daha daralıyor gibi gözüküyor ve çok daha dinamik gösteriyor. İşte bu dinamikliğe arkada tavanda bir spoiler eşlik ediyor. Üst tarafta ise köpek balığı tasarımlı bir antenimiz var. Onu da size göstermiş olalım. Buraya geldiğimizde genellikle bu kadar uzun spoilerlerin altına 3. stop grubu yerleştirilir, fren lambası yerleştirilir ama Cupra'da bu tam orta bölümde görmüş olduğunuz gibi soldan sağa kadar devam eden LED farın içine yerleştirilmiş durumda. Arkada da LED farlar oldukça dinamik. Hem frenler hem geri vites lambası iyi bir aydınlatma sağlıyor. Orta bölümde logomuz, onun altında Cupra yazısı ve yer verilmiş. Bagajımızı burada yazının altından açıyoruz ve hemen yan tarafında da geri görüş kamerası bulunuyor. Şimdi aşağı doğru indiğimizde yine o gri detayları burada da görüyoruz. Parlak piano black bir detay burada var ve hemen iki ucunda difüzör benzeri, egzoz çıkışı benzeri iki tane çıkış var ama bunlar tamamen dekoratif amaçlı. Altta normal bir egzoz çıkışımız var. Bunlarsa dediğim gibi dekoratif amaçlı olarak tasarlanmış, aracı daha sportif göstermek için. Şimdi hazır arkadayken bir detay daha var, ondan da bahsedeceğim. Cupra versiyonlarında 245 beygir ve üzerinde olanlara Veloz kelimesinden üretilen VZ harfleri de ekleniyor. Bu araç 150 beygir olduğu için o VZ amblemi bu araçta bulunmuyor. Arka taraftayken bagaj hacmine de değinelim ama bagaj kapağını açmak istiyorsanız buradan açabiliyorsunuz. Bunun dışında yine bu aracın donanımında bulunan bir özellik, anahtar cebinizde ise bir ayak hareketi yapıyorsunuz, geri çekiliyorsunuz ve bagaj kapağı elektrikli olarak kolayca açılıyor. Şimdi bagaja baktığımızda 450 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor 1.5 litrelik versiyonda. 2 litrelik versiyonda ve plug-in hibrit versiyonda bu bagaj hacmi biraz daha düşüyor. Şimdi şuradaki panzotu da bir kaldıralım. Altında ne var göstereyim. Gördüğünüz gibi sadece sizi bir lastikçiye götürecek kadar geçici süreyle kullanabileceğiniz bir yedek lastiğe yer verilmiş burada. Hemen Kriko'da sol tarafta. Bagajın içinde iki tane sağlı ve sollu mandal görüyorsunuz. Bu mandalları çektiğinizde koltukları rahat bir şekilde katlayabiliyorsunuz ve böylece bagaj hacmini arttırabiliyorsunuz. Bagajın sağ tarafında da bir priz görüyorsunuz. Eğer bagajda elektrikli bir aracınız varsa buraya takarak şarj etme imkanına da sahipsiniz. Şimdi gelin hep birlikte aracın arka koltuğuna bir göz atalım. Ondan sonra direksiyona geçeceğim. Direksiyonda giderken motor performansı, motor verileri, tabii ki yol sesi, yol tutuşu, onlardan da bahsedeceğiz. Arkaya biniş inişler fazla zorlamıyor. Onu söylemek lazım ama burası alçak biraz. Daha uzun boylular binerken kafalarına dikkat etmesi lazım. Arkası çok rahat, özellikle iki kişi için. Gördüğünüz gibi ön tarafta koltuklar sportif. Burada bir aralık var. Buradan ön tarafı görebilirsiniz. Ama bu yapı arkada oturanların biraz görüşünü engelliyor. Şimdi orta bölüme baktığımızda burada klimanın arkada oturan yolcular için ayarlama kısmı var. Isıyı arkada oturan yolcular kendilerine göre ayarlayabiliyor. Ve çift hava çıkışı var. İki tarafa da bunları yönlendirebiliyorsunuz. Hemen altında Type-C iki tane USB-C çıkışı var. Burada da iki cihazı şarj etme imkanı sunuyor. Hemen orta bölümü de şöyle açalım.
Kol dayamayı da gösterelim. Bardak koyacağınız alan mevcut. Burada başka bir detay yok. Buradan burayı da açarsak, onu da göstermiş olayım. Bu şekilde bagajın içine uzanabiliyorsunuz. Buradan alacağınız bir eşya varsa yolculuk sırasında aracı durdurmadan bagajdan bir şeyleri almanız mümkün. Bu da güzel bir detay. Şöyle kapayalım. Şimdi ön tarafa geçelim. Gördüğünüz gibi dıştan baktığınız o basık yapısı arkada çok fazla sizi etkilemiyor. Ön taraf zaten rahat, ferah ve yoldaki detayları sizlere anlatayım hemen. Evet, anahtarsız bir şekilde aracımıza girebiliyoruz. Anahtarımız cebimizdeyse, ama anahtarı koyacağınız yer burada yine belirlenmiş. Onu da bu şekilde buraya koyabilirsiniz. Sağda ufak bir saklama bölmesi var. Ön tarafta ise telefonunuzu koyup şarj edebileceğiniz alan bulunuyor. Buraya koyduktan sonra araç çalışırken telefonunuz da kablosuz olarak şarj oluyor. Bu da günümüzdeki en büyük ihtiyaçlardan bir tanesi. Üzerinde 2 adet USB-C girişi ön tarafta da mevcut, aynı arkada olduğu gibi. Bu bölümü hazır anlatıyorken devam edelim. Aracımızı işte buradan çalıştırıyoruz ve stop ediyoruz. Arkasında park tuşumuz var. Vites kolu oldukça minik, modern ve yer kaplamıyor. Joystick benzeri. Geri çekip drive, ileri çekerek rear, yani geri, ve ortaya da nötr, boş konumlarını ayarlayabiliyoruz. Auto hold tuşu, elektrikli park frenimiz ve kapı açma kilitlerinin tuşu. Üst tarafında ise her şey dokunmatik. Gördüğünüz gibi böyle elimi hareket ettirerek LED lambaları açıp kapatabiliyorum. Burada SOS tuşu var, yani e-call tuşu var. Acil çağrıları bu kapağı kaldırarak, buna basarak yapıyorum. Herhangi bir acil durum söz konusu olduğunda, kaza veya yolda kaldığınızda veya siz karşı tarafta bir kazaya şahit olduğunuzda da yine bilgi verme amaçlı bu SOS'i, e-call'u kullanabilirsiniz. Dokunmatik tuşlardan bahsettik. Burada işte bu şekilde geri çektiğinizde sunroofunuz geri doğru açılıyor veya tilt hareketi yukarı doğru kaldırabiliyorsunuz. Yine parmağınızı bunun üzerinde gezdirerek perdeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu aracın diğer yerlerinde de var. Nerede var? Hemen söyleyeyim. Multimedya ekranında var. Onun için şöyle bir aracı çalıştıralım. Ekranımız gelsin hemen. Gördüğünüz gibi çok şık, net okunan bir multimedya ekranımız var. Renkler çok iyi. Bu arada mobil cihaz şarj ediliyor yazısında burada gördük. Direksiyonumuz çok sportif. Altı hafif düzleştirilmiş. 3 kollu, içinde yine bakır renkli o tribal Cupra logosu var. Bakır detaylar direksiyon üzerinde, buralarda da yer verilmiş. Direksiyonun arkasında vites pedalcıklarımız var. Vitesi manuel olarak buradan kullanma şansına sahibiz. Hemen arkasında ise yine dijital ekranımız var. Bu ekranı da kişiselleştirebilme imkanına sahibiz. Aracın dışındaki sportiflik aynen içine de yansıtılmış ve burada da devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bucket seat denilen, daha rally koltuklarını andıran, sürücüyü ve yolcuyu daha iyi kavrayan bir koltuk yapısına sahip. Bu sportif detaylar, dikişler, tasarım yine koltukta da kendine yer bulmuş. Aynı zamanda koltuk başlıklarında da Cupra logosunu görmek mümkün. Şimdi yola çıkalım. Cupra Formentor'un 1.5 litrelik motoruyla biz yola çıktık. Bununla ilgili bilgileri vermeden önce 2 litrelik versiyonu ve plug-in hibrit versiyonu ile ilgili 1-2 detayı daha paylaşmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz onlar VZ logosuyla geliyor ve daha güçlü versiyonlar buna göre. İşte onda Cupra modu da buradaki sürüş seçenekleri arasında, sürüş profilleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda DCC, adaptif şasi kontrolü ise standart olarak geliyor. Tabii ki şasi yol şartlarına göre kendini adapte ediyor. Bununla beraber araçta bulunan 4Drive teknolojisi de yine size en iyi çekişi, en iyi tutunmayı sağlayan özellikler arasında. Bir de EDS sistemi var. O da torkun tekerleklere ihtiyaç anında doğru miktarda gitmesini sağlayarak
daha kontrollü, daha dengeli, daha güvenli bir sürüşe yardımcı oluyor. Şimdi güçlü versiyonla bu 1.5 litrelik arasındaki farklar sadece bunlarla sınırlı değil elbette. Ön tekerleklerin ve arka tekerleklerin iz aralıklarında da minimal farklar var. Bagajdayken bagaj hacimlerinde de farklar olduğunu söylemiştim. Bu araçta da ön tekerlekle arka tekerleğin iz aralığı eşit değil. Aralarında çok az bir fark var. Şimdi onların rakamlarını da söyleyeyim size. Formentor 1.5 litrelik versiyonda ön ve arka iz aralıkları 1583 ile 1555 milimetre olarak veriliyor. Bu tabii ki diğer versiyonlarda biraz daha farklı. Aynı zamanda yakıt tankı da farklı. Bu araçta 50 litrelik bir yakıt tankı varken Formentor VZ'lerde 40 litrelik bir yakıt tankı bulunuyor. Şimdi hazır böyle virajlı ve yokuş bir yola gelmişken aracın performansından da bahsedelim. 0-100 hızlanmasından. 0'dan 100'e 8.9 saniyede çıkıyor ve maksimum hız ise saatte 203 km. Şimdi böyle bir performansa sahip olunca elbette ilk akla gelen şey yakıt tüketim verileri. Fabrika verilerine baktığımızda karma kullanım 6.6 litre gibi gözükse de biz bu aracı karma kullanımda biraz daha yukarılarda kullandık. Şehir içi tüketim tahmin ediyorum 8 litreler civarında bu araçta. Tabii ki gaza çok basmadığınız sürece. Normal şartlarda kullanırsanız bu aracı, yani çok fazla gaza asılmadan kullanırsanız şehir içinde 8 litreler civarında kullanmanız mümkün. Aracın ağırlığı 1388 kilogram, yani yaklaşık 1.4 ton. Tabii ki bu sürücü hariç ve tabii ki yükler hariç. 1.4 tonluk bir aracı kullanmak da böyle bir aracı bu verilerle çok da şaşılacak bir şey değil. SUV veya SUV, siz artık nasıl söylemek istiyorsanız, işte bunların arasında bana göre sıyrılan bir model Formentor. Hem tasarımıyla hem dinamikliğiyle gerçekten diğer SUV'ler arasında kendini farklı bir konuma getirmiş durumda. Bu özellikleriyle tüm beklentileri karşılayabilecek düzeyde hem konforlu hem performansı yeterli. Tüketim olarak da bence makul ölçülerde diyebiliriz. Bir tık daha altında kullanmak istiyorsanız eğer plug-in hibrit versiyonunu kullanmanızı öneririz. Evet, bu testi de burada noktalıyoruz. Opet test köşemizde haftaya başka bir testte buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kastrol Magnetek'le işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu Sadi Kaşgar sormuş. AdBlue sistemi hakkında bilgi verir misiniz? Ne işe yarıyor? DPF gibi iptal edilebilir mi? Ben aman diyeyim ama işin üstadı Serdar abiye soralım. Nedir AdBlue sistemi? Yani tabii ki asla iptal edilmesini önermiyoruz, tavsiye etmiyoruz. Hiçbir açıdan, hem teknik açıdan, hem mekanik açıdan, hem çevre kirliliği açısından, yani özellikle Euro 6 koşullarında hepimiz geleceğe çok daha farklı bakmak istiyoruz. Bir taraftan küresel ısınma, bir taraftan hava kirlilikleri. AdBlue nedir? AdBlue aslında daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi AdBlue sadece aslında bir markadır. AdBlue'nun farklı markaların türettiği aynı karışımı var. Hani eskiden beri hani gelen... Üre değil mi aslında bu? Evet. %30 hatta %32'si üre. Geri kalan %68'i de yaklaşık olarak bildiğimiz sudan, saf sudan oluşan bir karışım. Dediğim gibi yani %32'si üre aslında. Bu Euro 6 koşullarında NOx gazlarının 0.49 gramın altına inmesi gerekiyor. İşte AdBlue'da bunu
sağlıyor. Yeni araç, ya yani bu sadece tabii dizel araçlar için bahsediyoruz. Bu benzinli araçlarda böyle bir şey yok. Katalizatörde, katalitik konvertörde karışarak oradaki gazların daha fazla karbon içeren gazların emisyona uygun hale gelmesini sağlıyor bu üre-su karışımı. Ben uygulanmaya başladığı günden beri de son derece yakından takip ediyorum. Gerçekten artık kulaklarınızı tıkarsak eğer dizel motordan çıkan dizel sesini duymayacak olursak, ikisinin de bir benzinli araçta bir dizel aracın arkasına geçip egzoz çıkışına baktığınız zaman hem çıkan duman hem çıkan koku artık birbiriyle aynı hale geldi. Bu da gerçekten çevre için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, torunlarımız için son derece önemli. Hı hı. Teknoloji biliyorsunuz sürekli gelişimle, yani bugün bundan 10 sene önce, 20 sene önce katalizatör, katalitik konvertör falan gibi şeyleri konuşmuyorduk bile. Yani bir egzoz, bir egzoz borusu vardı, bir de egzoz borusunun susturucu vardı. Önce bunlar, sonra adım adım gelişmeleri, dizellerde özellikle elektronik enjeksiyona geçilmesi ve elektronik sistemlerle kontrollerin başlaması ve son noktada AdBlue. Ben iptal edilmesini asla önermiyorum. Benim bildiğimde zaten edilemiyor galiba. Çünkü şöyle bir şey var sistemde. Azaldıkça bu miktar 1000 kilometrede bazı araçlarda geri sayım yapıyor. Bazılarında yapmıyor ama uyarı veriyor. Tamamlanması yönünde. Tamamlanmazsa da motoru stop ediyor, çalıştırmıyor. Şimdi bunların tekrar böyle araya girip onu çıkar, iptal et falan, yani yazılımlar falan çok karışık değil mi? Yazılımlarla oynayarak bunu yapanlar var. Ben asla önermiyorum, asla tavsiye etmiyorum. Dediğin gibi yani bu yazılıma bir takım fake'lerle, bir takım crack'lerle ancak mümkün olabiliyor. Artı AdBlue için tasarlanmış bir sistemde AdBlue, eğer siz elektronik olarak bunu ışığın yanmamasını veya aracın yolda kalmamasını, motorun durmamasını sağlamış bile olsanız, AdBlue için tasarlanmış bir motorun AdBlue'suz kullanılmasının da farklı zararları var. Hı hı. Dolayısıyla yani hani bu hayatımızın içindeki önemli parçalardan bir tanesi. Artık bugün yani bundan 70-80 sene önce hatırlarsın belki, eski otomobilleri görüyorsundur. Cam sileceklerinin de suyu yoktu. Bir gün icat edildi. Cam silecek motoru kondu. Önce manueldi hatırlarsın Anadolu'larda falan. Daha sonra elektriklisi kondu. Artık o günden itibaren herkes cam suyu koymaya başladı kaputun içine. Bugün de AdBlue var. Bu da hayatımızın kaçınılmaz parçası. Bundan sonraki hayatımızda içten yanmalı motorlar olduğu süre zarfında AdBlue kullanmamız gerekiyor. Yakında kurtulacaklar. Elektrikliye geçeceğiz. Artık onlar kalmayacak diyelim. İnşallah. Yani o kadar tabii yakın ki olmaz ama. O kadar yakın değil, özellikle ticari araçlar için. Tabii bakıyorum gelecek konusu olunca sen hemen torunları da ekledin. Böyle dede olunca yakın bir tarihte bakıyorum böyle hani geleceğimiz çocuklarımız derken şimdi torunlarımız da demeye başladı Serdar Bostancı. O yüzden yüzü de gülüyor. Kendisini de buradan tebrik edelim. Sizlere de duyurmuş olalım. Yakın bir tarihte Serdar Bostancı artık dede oldu ama o işinden kopmadan, enerjisinden kopmadan motor sporlarına olan tutkusu devam ediyor. Çalışmaları devam ediyor. İnşallah daha uzun yıllar bizlerle beraber olacak. 17 senedir beraberiz. Bugün bir şey sordum. En uzun yarıştığın kopilotun kimdi diye. Hemen Cihat Gürkan 17 sene dedi. Şimdi onun rekorunu kıracağım. Sırada o var. Soruyorsunuz ya nedir diye. Benim rekordu o. 18 senelik kopilot olacağım Serdar Bostancı. Estağfurullah. Burada hangimizin pilot, hangimizin kopilot oldu da tartışırız. Estağfurullah. Olurum. Üstad burada. Biz onun yanında ancak çırak oluruz. Kopilot oluruz. İnşallah uzun yıllarda burada beraber oluruz programda. Teşekkür ediyoruz Serdar abiye tekrar. Önümüzdeki hafta farklı bir soruda tekrar birlikte olacağız. Sevgili seyirciler, artık devir mobilite devri ve sizlere elektrikli araçlardan bahsetmeye başladık. Hem otomobiller tabii ki motosikletler de hemen ardından geldi.
Şimdi bir motosikletimiz var. BMW'nin CE04 modeli. Ben size aslında bu modelden ziyade bugün elektrikli mobilitenin ne olduğunu, nasıl kullanılabildiğini anlatmak istiyorum. Çünkü şöyle yargılar var biliyorsunuz. Ben şehir içinde kullanıyorum. Menzil yetmez, yolda kalırsam ne olur? Ne kadar sürüyor bunu şarj etmesi? Benim günlük hayatımı aksatır mı diye sizlerden sorular geliyor. İşte buna bugün cevap bulacağız. Eğer böyle bir scooter'ınız varsa, elektrikli bir scooter'ınız varsa İstanbul'da nerelere gidip nerelere gelebilirsiniz? Ne kadar süre harcamanız gerekiyor şarj etmeniz için? Bunları deneyimleyeceğiz hep beraber. Şimdi zaten normal şartlarda yapmanız gereken tek şey, eğer gece geldiniz evinize, aracınızı park ettiniz, bu ister otomobil olsun ister motosiklet olsun, prize takmak. Prize taktınız, sabaha kadar aracınız şarj oldu. Ben de öyle yaptım. Bunda bir avantaj var. Bu normalde ev kullanımında olan prizlerden de şarj olabiliyor. Ve bu da yaklaşık 4,5 saat sürüyor. Onun için hemen bu yan tarafta görmüş olduğunuz kapağı açıyorsunuz. İçeride şarj ünitesi var, şarj kablosu. Bunu hemen şuradan göstereyim size. Buradaki soketine takıyorsunuz. Diğer ucunu da normal duvar prizine takıyorsunuz ve başlıyor şarj olmaya. Dediğim gibi siz evinizde işlerinizi görürken, uyurken bu araç sabaha kadar şarj oluyor ve %100 şarjla yola çıkıyorsunuz. Evet, ondan sonra ne kadar bir menzil gidebileceğiz? Biz de hep beraber göreceğiz. Tabii ki fabrika verilerine göre rakamlar değişiyor ama günlük kullanımda özellikle İstanbul gibi bir metropolde böyle bir araçla ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz ona bakacağız. Bir avantajımız var. Bu araç rejeneratif özelliğe sahip. Dolayısıyla yolda giderken sadece bataryadan yemiyor. Aynı zamanda frenleme yaptığınızda veya yokuş aşağı giderken gazı kestiğinizde kendi kendini tekrar şarj ederek size ekstra kilometre kazandırıyor. Burada 10.25 inçlik bir TFT ekranımız var. Dijital ekranda birçok bilgiyi görebiliyoruz. Bunlar daha önceki veriler. Buradan sıfırlayıp hemen yola çıkıp gideceğiz. Nereden gidelim? Hemen onu söyleyeyim size. Biraz hani akıcı trafik, biraz sıkışık trafik, karma kullanım tam İstanbul trafiğini canlandırmak adına. Bu noktadan çıkacağız. Birinci köprüden, Boğaziçi Köprüsü'nden geçtikten sonra Yıldız Yokuşu'ndan aşağı Beşiktaş'tan sahil yolundan Bakırköy'e kadar gideceğiz. Oradan Florya'dan hemen otobana E5'e bağlanacağız. E5'ten Avcılar'a kadar gideceğiz. Bu da yaklaşık söyleyeyim tahminimce yaklaşık 60 kilometrelik bir menzil. Şimdi verilere göre eğer gazı açıp giderseniz 50-60 kilometreler civarında bataryanın bitmesi gerekiyor. Ama biz İstanbul trafiğinde zaten gaz açarak gitmeyeceğiz. Normal bir kullanıcı gibi, normal trafiğin akış seyrinde ve trafik hız limitlerine uyarak gideceğiz. Bakalım bataryamız yüzden nerelere düşecek? Orada ne kadar süre şarj edip tekrar geri gelmeyi başarabileceğiz? Bunları size bugün anlatacağım. Şimdi önce yola çıkacağız. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi güvenlik. Kaskımızı takmamız gerekiyor. Kıyafetlerimizi tam giymiş olmamız gerekiyor. Ondan sonra yolda hep beraber motorumuzun performansını göreceğiz. Evet, güzel bir yolda CE04 ile buraya kadar geldik. Şimdi biraz bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Ne yaptık? Ne kadar sürede geldik? Yolculuğumuz yaklaşık 2 saat sürdü. 30 dakika bunun içinde molamız var. 60 kilometre yol yaptık.
ve tüketimimiz 5.4 kW 100 km'de oldukça iyi. Geri kazanımda 0.3 kW'lık bir geri kazanım yapmışız bütün yol boyunca. Size bahsediyoruz hep bu aracın özelliği aynı zamanda geri kazanım yapabilmesi, yani enerjiyi arttırabiliyor. %52 bataryamız var. 42 kilometre daha gidersin diyor. Dolayısıyla biz aslında aşağı yukarı eğer çok gaz açmazsak, daha sakin gidersek buradan geldiğimiz yolu dönme imkanımız var. Ataşehir'in oradan çıktık. Buraya kadar geldik. Avcılar'dayız. Şimdi burada bir kahve içeceğiz. O sırada motorumuzu bağlayacağız şarja. Ne kadar sürede ne olduğunu da size göstereceğim. Çünkü bağladıktan sonra size kalan şarj süresini de gösteriyor %100 olması için. O bilgileri de birazdan paylaşacağım. Evet, şarj istasyonumuza geldik. Bu arada güzel bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bakın burada R tuşunu görüyorsunuz. Geri modu için buna böyle uzun basmanız gerekiyor. Uzun bastığınızda R, reverse okunu görüyorsunuz. Gazı açtığınız anda motosiklet geri geriye hareket ediyor ve saatte 3 km hıza kadar çıkabiliyor. Normalde ok burada sönük vaziyette duruyor. Hareket ettiğinizde daha parlak bir hale geliyor. Onu da isterseniz hemen görelim şöyle. Şu anda geri geri gidebiliyorum bu şekilde. Tabii ki bu yokuşlarda özellikle çok işimize yarıyor. Dik bir rampada motosikleti kafadan park ettiğiniz yokuş aşağı geri çıkarmanız lazım. İşte bu R tuşuyla, R moduyla çok rahat manevra yapabilirsiniz. Şimdi motorumuzu bağlayalım. Biraz da şarj sürelerinden bahsedelim. Stop ediyoruz. Burada önemli bir noktanın altını çizmek istiyorum. Herhangi bir yerde durdunuz, motosikletin çalıştığını hiç hissetmediğiniz için gazı açma riskiniz var. Dolayısıyla nerede durursanız durun, bir yerde mola verdiniz, sohbet edeceksiniz. O zaman hemen stop tuşuyla motorunuzu durdurmanızda, kapatmanızda fayda var. Gaza dokunsanız da bu şekilde hareket etmeyecek ama gaz hazır radius'ı varken bu tuş buraya dokunduğunuzda, gazı açtığınızda inanılmaz bir ivmelenmeyle fırlıyor. Dolayısıyla bunu kontrol etmek için alışkanlık haline getirip stop moduna almanızda fayda var. Evet, şimdi şurada bir duralım, şarja bağlayalım, bakalım. %52 bataryam dolu, 42 kilometre daha gidersin diyor ama ben şöyle söyleyeyim, ben çok rahatlıkla bununla geldiğim yeri dönebileceğime inanıyorum. Özellikle eco modu alırsam, ben bütün yolu road moduyla geldim, yani normal modda, günlük kullanımda geldim. 4 modu var biliyorsunuz, dinamik, road, rain ve eco modları. Eco modda dönersem rahatlıkla dönmüş olacağım ve aslına bakarsanız İstanbul'u neredeyse bir uçtan bir uca geçmiş olacağım ve günlük işimi halletmiş olacağım. Akşam da garajda tekrar normal prize ev şarjına bağlasam 4,5 saatte şarj edebiliyorum. Bu da çok ideal, çok rahat. Şimdi buradaki prizi alalım. Şöyle göstereyim. Buradaki şarj yerini açıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Kablomuzun ucunu buraya bağlıyoruz. Evet, şarj etmek için kapatın diyor. Kapattık. Gördüğünüz gibi şu anda bataryanın doluluğunu görüyoruz. 14.58, 55 dakika buraya, 15 dakika 60 kilometre kazanmak için, 55 dakika 81 kilometre kazanmak için, yani 42'den buraya taşımak için ne kadar sürelerin kaldığını da görüyoruz. Ben 60 kilometreye taşırsam, yani sadece 15 dakika şarj edersem garanti bir şekilde geldiğim yolu dönmüş olacağım. Gerçi dediğim gibi şu anda bile ihtiyacım yok ama 15 dakika 60 kilometre menzile çıkması için benim için yeterli. Ben burada bir kahve içeceğim şimdi. O sürede zaten ihtiyacım olan batarya menziline kavuşmuş olacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir aracı kullanmak gerçekten çok kolay. Aslında kafanızdaki ön yargılardan sıyrılmanız gerekiyor. Ondan sıyrıldığınız vakit elektrikli bir aracı kullanmanız, motosiklet olabilir, otomobil olabilir, gerçekten çok kolay.
Eğer uzun yol yapacaksanız, yani çok uzun bir mesafe gidecekseniz, tek yapmanız gereken de rotanızı planlamak. Yani nerede duracaksınız, ne kadar süre duracaksınız, ona bakmanız gerekiyor. Lityum iyon bataryalarda önerilen şu: sıfıra inene kadar zaten beklemiyorsunuz. Diyelim ki 20 veya 10 arasında bir yerdesiniz. 80'e kadar, %80'e kadar şarj etmeniz size oldukça fazla bir menzil kazandıracak ve burayı çok hızlı geçiyorsunuz. Dolayısıyla bu 10-20 arasındaki yerden %80'e ulaşana kadar beklemeniz, bir çay kahve, işte ne bileyim bir yemek molası, belki bir tuvalet molası, ondan sonra yolunuza devam edersiniz. En hızlı şekilde, elektrikli bir araç için tabii ki, en hızlı şekilde de seyahatinizi tamamlarsınız. Ama 100'e kadar dolmasını beklerseniz, 80'den sonraki o kalan %20'lik dilim, işte en uzun süreyi alan kısım, çünkü batarya dolduğu için böyle sıkışma gibi düşünün. Daha zor orayı şarj ediyor, daha uzun sürede şarj ediyor. Onun için oraları zorlamaya hiç gerek yok. Günlük hayatta kullanmanız gereken stil bu. Herkes gazı sonuna kadar açmıyor. Herkes bir gün çıkışta 450-500 kilometre yapmıyor. İstanbul'da yaşıyorsanız, bir yerden bir yere gidip geliyorsanız, ufak tefek işleriniz varsa bu tarz araçları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir kahve, biraz sohbetlerken yaklaşık bir saati burada geçirmişiz. Biz de çok fark etmedik ama gördüğünüz gibi %100'e ulaştı. Şu anda dolu bataryamızda. Ben buradan tekrar yola çıkacağım. Ataşehir'e doğru gideceğim. Sonuçta hep anlattığım gibi kullanması son derece kolay. Gittiğiniz yerlerde eğer bağlarsanız şarja, çok kısa sürede ihtiyacınız olan kilometreyi elde edebiliyorsunuz. Burayı da kapatıyoruz. Şarj kablomuzu da yerine bırakıyoruz. Ve şimdi yola çıkma zamanı. Sekizinci etabı bu hafta da burada noktalıyoruz. Haftaya yepyeni bir bölümde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.